Çalınan motoru aylar sonra bulundu ama talihsiz adam sevinemedi bile. Çünkü benzinden tasarruf için aldığı motoru Yedemin parkındaydı. Öyle bir fatura çıkarıldı ki motorun kendisinden daha fazla tuttu. Talihsizlikler silsilesi bu kadarla da sınırlı kalmadı. Hırsızlar çaldı, polis buldu ama neredeyse bulunmasa daha iyiydi. Çünkü motoru bir yıl boyunca otoparkta kaldı. Sonunda çıkarılan fatura motorun kendi fiyatından fazla tuttu. Senin ödeyeceğin masraf ne oldu şimdi? Bana öyle sor. Aynı bir motorun fiyatı kadar bir tekrar bir fiyat çıkıyor. Araç sahipleri motosiklet, araba fark etmiyor. Ya çalındığında ya da Yedemin'e geldiğinde büyük bir faturayla karşılaşabiliyorlar. İşte bu motosiklet de yaklaşık bir yıldır 1850 liralık bir otopark faturası çıkardı. Ve buna kriminal inceleme raporları da eklendiğinde bir motosiklet fiyatına kadar ulaştı. Çalındıktan 40 yıl sonra bulunmuş. Bir senedir otoparkta yatıyor ama bir tebligat, bir haber, hiçbir şey verilmedi. 34 yaşındaki Sinan Polat aylarca para biriktirdi, 5000 lira değerinde bu motoru aldı. İşe gelip giderken benzinden tasarruf etmeyi planlıyordu ancak bir sabah uyandığında hayalleri paramparça oldu. Sabahta kalktığımda, işe gitmek için kalktığımda motorum yerinde yoktu. Bulununca haber vereceklerini söylediler. 2016 Nisan ayında oldu. Hırsızlar çaldıkları motosikleti yaklaşık 40 gün kullandıktan sonra bir benzin istasyonuna bıraktılar, terk edip gittiler. Devriye ekipler bu motosikleti buldu ve hemen mahkeme devreye girdi. Ancak iddialara göre araç sahibi ancak bir yıl sonra haber alabildi. Sonra hakim dedi motorunu alıp almadığımı sor. Ben de almadım söyledim. Yani herhangi bir bilgi verilmediğini söyledim. Sonra girip alabilirsin dedi. Yani bir karar çıkardı. Polat motorunu elindeki anahtarla çalıştırınca mahkeme iade edilmesine karar verdi. Ancak önce 1850 lira tutan park bedelini ödemesi gerekiyordu. Sadece o kadarla kalsa yine iyi. Mahkeme, hakimin kararı motorun bana ait olduğu yönünde, yalnız karakol bana ait olduğunu söylemiyor. İspatlar diyor. Kriminal inceleme gitmesi lazım diyor. O da ekstra bir masraf istiyor. 1000 lira küsur kriminal raporu var. Talihsiz adam 1850 lira tutan bir yıllık otopark, 400 lira çekici ve yaklaşık 1000 liralık bilirkişi masrafı olmak üzere yaklaşık 3500 liralık borçla karşı karşıya. Motosiklet hırsızları aracı çalmakla bırakmadılar, üzerinde bulunan şase numarasını da sildiler. Bundan sonra ise araç sahibinin başına gelmeyen kalmadı çünkü bu motorun ona ait olup olmadığını da kanıtlayamaz oldu. Aracı gözünün önünde çürüyen Polat şimdi kara kara hırsızların sürüklediği bu borç batağından nasıl kurtulacağını düşünüyor.